Planlı bir yapılanma şart. Bence de. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Web TV, ETV ortak yayınında imar planı konusuna değindi. Manisa'da imar planlarının 30 senedir yapılamadığını dile getiren Başkan Ergün, yeni imar planlarının Tarım Bakanlığı onayında olduğunu söyledi. İşin özü imara geliyor. Evet. Planlı bir yapılanma şart. Bence de. 30 senedir yapılamayan bir imar planı söz konusu. Aynen doğru. Ha, günün şartlarında tabii ki imkanlar dahilinde veyahut da siyasi kaygılar, oy kaygıları bu vesileyle bugüne kadar kimse imara dokunmamış. Peki biz ne yaptık? Geçen dönem bir daha belki imara giriyoruz. Ama bütün bunların arkasında o var. Tabii. Geçen dönem 2,5 sene imar planlarının çalışmasını yaptık. Önce altlıklar hazırlanıyor. Çalışmalar, zemin etütleri, jeofizik çalışmalar. Ondan sonra imar planlarının çizimine geçiyorsunuz. 2,5 sene. Bu çalışmanın ürünü seçimlere biliyorsunuz önce askıya çıktı. Evet. Sonra askıdan indikten sonra 10.000'in üzerinde işte gene bu sıkıntıyı yaşayan bu mahalledeki vatandaşlar kışkırtılarak. Değil mi? Kışkırtılarak imar planlara 10.200'ün üzerinde itiraz getirildi. Ondan sonra mecliste biliyorsunuz geçen meclisin durumunu anlatmama evet. gerek yok. Detaya girmeyeyim. Anlatmayın başkanım. Şubat ayında seçimlere 2 ay kala mecliste iptal ettirildi imar evet. planları. 2,5 senenin emeği gitti. Değil mi? Peki dönüyorum soruyorum. Ne oldu? Manisa kim kaybetti? Manisa. 5 sene kaybetti. Değil mi? Manisa. Kim kaybetti? Bu mahallede yaşayan insanlarımız kaybetti. Manisa'nın büyük şehir olmasının ardından imar planı çalışmalarının durdurulmadığını söyleyen Başkan Ergün, kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Şimdi büyük şehir olduk. Tekrar imar plan çalışmalarını durdurmadık biz. Bu sefer büyük şehir olunca sınırlar büyüdü. Evet. Bu merkezdeki diğer beldelerimiz, diğer mahallelerimiz de işin içerisine gidiyor. Oradaki jeofizik ve alt zemin etüt çalışmaları ilaveleri yapıldı. Bunlar da bugüne kadar geldi. 2 sene öncesine kadar. 3 sene o altlıklarla çalışıldı. Geçen sene tabii ki bu arada kurum görüşlerini de alıyorsunuz. Bütün Değil kurumların mi? Görüşleri alınmadan imar planları yapılmıyor. Bütün kurumlar bitti. 2 kurum kalmıştı. En son zaten devlet su işlerine gidersiniz. Devlet su işlerinden olur sonra en son tarım onayı alındıktan sonra planları yapmaya başlarsınız. Şimdi biz ne yaptık? En az 1 sene devlet su işlerine görüşmelerimizi yaptık. Hem yerelde, hem bölge müdürlüğünde, hem de bakanlık düzeyinde. İşte bu sulama kanalı dediğimiz plana gel, ana plana gel, gösterelim. Ha, işte bakın bu sulama kanalları, evet. yeni imar planlamalarında bunlar muhakkak deplase edilecek. Şehrin içerisinden sulama kanalı artık geçecek. Yahut da çok geniş havzalı geçecek olan biraz önce Atatürk işte lalelerin altından inen büyük dereler gibi. Ama kapalı olur ama açık olur. Onları tabii ki devlet su işlerinin önderliğinde onların görüşleriyle ortaklaşa. Biz bunları yapmayı taahhüt ettik. Evet. 2 sene önceki bu sulama kanallarının deplase edilme maliyeti 30 trilyon liraydı. Kabul ediyoruz dedim ben. Yeni imar planları adalarının ortaya çıkartılabilmesi için bu deplaselerin kesin yapılması gerektiğini belirten Başkan Ergün, son imzayı beklediklerini söyledi. Devlet su işlerine ilgili işimizi bitirdik. Manisa bitti, bölge bitti, Ankara bitti. Olurunu aldık. O devlet su işlerinin görüşü gelmeden Tarım Bakanlığı görüş vermiyor. Şimdi Tarım Bakanlığı'nda aşağı yukarı 1 senedir uğraşıyoruz. Onun da yereli bitti, bölgesi bitti, Ankara'ya gitti. Şu anda hayırlısıyla imzaya yaklaşıldı. Devamlı takibimizde. Orada ne yapılıyor? Bu mevcut çevre yoluna kadar olan kısımda. İşte bu Kuşu Bahçe'nin altları, Barbaros'un altları, o bölgeler ve diğer çevre yoluna kadar olan kısımlardaki yeni imar planlarının nerelerinin imara açılacağına ilgili Tarım Bakanlığı şu anda inceleme yapıyor.
Zeytinlik alanlar kesinlikle yapılamayacak. Bunun önlemi alınıyor. Başkan Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'la bir araya geldiklerini belirterek konuyu Bakan Pakdemirli'ye anlattıklarını kaydetti. İnşallah en kısa süre içerisinde bir boşluk bulduğumuzda Sayın Bakanım dedim bununla ilgili Manisa'nın sorununu çözmemiz gerekir. İnşallah en kısa sürede kendisinden randevu alıp bütün gerekirse milletvekillerimizden beraber ziyaretine gideriz.